bölme vesaire yapılıyor ya. Şimdi bakın, Atilla Sertel, CHP İzmir Milletvekili bir görüntü gönderdi az önce. Diyor ki, gönderirken de, bunu diyor, CHP iktidarı döneminde yapmış olsalardı, nasıl üzerinde tepinirlerdi elbette diyor. Tam kendi ifadesiyle okuyayım bunu. Atilla Sertel'in, namaz kılan insanlarımızın gözlerine biber gazı sıktılar. Şu görüntüler CHP iktidarında olsaydı tam 1000 yıl üzerinde tepine tepine anlatırlardı diyor. Yer Gaziantep, Atilla Sertel'in gönderdiği notla söylüyorum. İtikaf ibadeti için camiye gidenlere çıkın demişler. Hayır, biz burada ibadetimizi edeceğiz deyince, üstelik de bekçi, biber gazı sıkan bekçi. Yani hani bir de başımıza bekçi çıkarttılar ya, biliyorsunuz. Buyurun. Bakın biber gazı sıkıyor. Bakın biber gazı sıkıyor. Bakın bakın. Bakın cami içinde vatandaşa biber gazı sıkıyor. Şimdi gerçekten buna ne denebilir bilmiyorum. Buna elbette yer vermeyecektir. İşte filan medya falan, ana akım falan vesaire. Bu da belki yasak kapsamına girecektir, bilmiyorum. Şimdi mesela bakın, cami içinde biber gazı görüntüyü ben konuşurken tekrar tam ekran getirdi Ersucuğum. Yani buna şimdi mesela bir yorum katmaya gerek var mı? Benim bir şey söylememe gerek var mı? Hayır, olay Gaziantep'te cereyan ediyor. İşte buyurun, caminin içinde biber gazı sıkılıyor. Oradaki insanlar da zaten bunu ifade ediyor. Bu tablo ve bu benzeri tablolar, bir yandan işte lebalep kongreler yapıp, bir yandan işte birinci derece yakınlardan 10 kişi aşamaz cenaze deyip, Erdoğan'ın habire en son Şile Belediye Başkanı'nın galiba babasının cenazesine gitmişti. Kalabalıklarla cenazelere gitmesi. Daha önce Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesinde de zaten kalabalığı görmüştük. İnsanlarda şu duyguyu yaratmıyor mu? Onlara her şey mübah, onlara her şey serbest, ama bize, hani var ya, onlara sevdanın yolları bize kurşunlar. Beyler, Skype'taki beyler. Bugün şarkılardan gidiyoruz. Oo, en güzel onlar anlatıyor şarkılar. Skype'taki beyler, Mustafa Sönmez'den başlayayım. İnsanlar bunu görmeye başladı mı? Özellikle pandemi kapanma süreci, desteksiz kapanma vesaire, fark etmeye başladılar mı, ne dersiniz? Etmişlerdir. Bence etmediklerini söylemek kolay değil, mümkün değil. Bir kere çok açık olan bir şey var. İnsanlar her şeyi görüyorlar, yaşıyorlar. Ama bunların bir kısmını şimdiye kadar görmezden geliyorlardı, ifade etmekten uzak duruyorlardı ya da muhakeme edip kötünün iyisi diye bir tercihte bulunuyorlardı. Fakat giderek kötünün iyisi pek kalmıyor. Pek kalmıyor. Onları şimdiye kadar oyalayan, teselli eden şeyler de giderek daralıyor. İşte demin gösterdiğin görüntüdeki yerin ille de cami olması gerekmiyor. Başımıza eğitimsiz, nereden gerektiği belli olmayan bir bekçi güruhu çıkarıldı. Herhangi bir eğitim bile verilmeden işte ceplerine tabancaları, sırtlarına ceplerine gazları koyup kullandırtıyorlar. Bunu en kutsal bildikleri mekanlarda da demek ki kullanılabiliyormuş. Bunu görecek insanlar. Tabii ki bunu da değerlendirme sepetlerine alacaklar. Aynen yaşamakta oldukları ağır geçim şartlarını, işsizliği,
pandemide çaresizliği, aşısızlığı değerlendirdikleri gibi. Sanılmasın ki bunlar görmezden geliniyor. Bizim tahminlerimizin ötesinde bir gözlem var, bir takip var. Herkesin evinde televizyon var. Herkesin neredeyse önemli bir kısmının cebinde akıllı telefon var. Tahminlerin ötesinde bir takip var. Tahminlerin ötesinde bir yeniden değerlendirme var. Zaten böyle olmasaydı Ayşenur, işte Metropol'ün ortaya koyduğu ve henüz kararsız ya da cevap vermeyenlerin yüksek bir oran olarak gösterdiği grafik, AKP'de çok ciddi bir eğilim, bir düşüş eğilimi, bir erime olduğunu Mustafa göstermek. Buna bir gene Metropol'ün Türkiye'nin nabzı araştırmasından bir başka başlık ekleyeyim. Bir numaralı grafik ders hocam. Şimdi bu sefer ittifaklar çerçevesinde sormuşlar. Yani şöyle, siz Millet İttifakı'na mı yakınsınız? Eğer yakın değilseniz örneğin oyunuzu hani Millet İttifakı'ndan saymıyorsanız kendinizi, oyunuzu gene de Millet İttifakı'na verir misiniz gibi. Şimdi Millet İttifakı'na daha yakınım diyenlerin oranı %38.6. İki ittifaka da yakın değilim ama milleti tercih edenlerim diyenler %7.5, toplamı %46.1. Şimdi Cumhur İttifakı için aynı şey söz konusu. Cumhur İttifakı'na daha yakınım diyenler 39.4. İki ittifaka da yakın değilim ama Cumhur'u tercih ederim diyenlerle birlikte toplam 42.8. Şunu belirtmek lazım. Mesela sağ AKP'ye doğrudan oy veririm diyen AKP seçmeni %27.1 ya bugün seçim olsa. Şimdi bu MHP ile birlikte bakıldığında %39.4 etmiyor elbette. Ama onun yanı sıra Büyük Birlik Partisi var, Vatan Partisi var, Saadet Partisi'nin içinden ikna edilmiş bir bölüm var vesaire. Dolayısıyla böyle bir şey çıkıyor. Ama şu çok artık net görünüyor ki Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nın önünde görünüyor. Orhan Bursalı, hani bir yandan Ağrı'ya çıkıp bağırmak istiyorsun, Ağrı Dağı'na çıkıp, ama bir yandan da umutlu olduğunu söylüyorsun. Bir izleyicimiz demiş ki ya bu boşuna gitmesin Ağrı'ya, Ankara'ya gidip bağıralım demiş. Ne dersin? Hakikaten bu rakamlar, söylenenler, senin umudun, Ağrı'ya çıkmadan, Ağrı'ya çıkıp da bağırmadan da düze çıkacağımızı gösterir mi? Ne dersin? Şimdi önce intiharlarla ilgili ben bir iki bilgi paylaşabilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Tabii.